Evet sevgili öğrenciler. Genel talep üzerine 9. testin cevap cevaplarını vermeye çalışacağım. Burada aşağıdaki şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın kenar uzunlukları 4 üzeri 5 metre ve 8 üzeri 3 metredir diyor. Çiftçi Ali Bey tarladaki otları saman balyası yaparak satmaktadır. Bir saman balyasının kütlesi 32 kilogramdır. Evet şekli de vermiş bize. Bu tarlanın 1 metre karesinden 0,5 kilogram saman elde edildiğine göre tüm tarlanın elde edilen saman paylası kaç tanedir? diye soruyor. Hemen yapacağımız işlem nedir arkadaşlar? Bir, ilk önce alanı bulmak. Alanı bulduktan sonra 1 metre karesi eğer 0,5 kilogramsa bu kadar metre karesi ne kadar olacaktır? O zaman buradaki metre ile 0,5 kilogramı çarpacağız. Hemen başka bir kağıt tane faydalanıyorum arkadaşlar. Daha rahat görebilmeniz için. 4 üzeri 5 çarpı 8 üzeri 3 çarpıyorum. Kaç adet olduğunu bulmak için yine 0,5 ile çarpıyorum. Bunu yaptığınızda arkadaşlar direkt sonuca gidebiliriz ama burada da saman palyasının kütlesini vermiş. 32 kilogram. Eğer bir kütlesi bir balya 32 kilogramsa bu kadar kilogram kaç balyadır dediğimizde de bunu 32'ye böleceğiz. İşlemimiz bu kadar. Bu işlemi bitirdikten sonra çok rahat bir şekilde çözüme gidebileceğiz arkadaşlar. 4 üzeri 5 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti çarpı 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti çarpı burada da 0.5 var. 0.5 kalsın mı? Bölelim. 5 bölü 10'a çevirelim. Bölü 32. 32 de 2 üzeri 5'ti arkadaşlar. Onu da yerine yazdım. Şurada ikisinin çarpımı 2 üzeri 10 çarpı yine aynı şekilde 2 üzeri 9 çarpı 5 ile 10 sadeleşir. 1 bölü 2 bölü 2 üzeri 5. Dikkat edin bölme olduğundan dolayı burada bir kesir pay ve payda var. 2 üzeri 9 2 üzeri 1. Çarpma da üstler toplanır. bölmede bunun üstünü çıkaracağız. Yani üsttekini 2 üzeri 10 artı 9 eksi 1 bölü 2 üzeri 5. Sesleri duyar gibiyim hocam. 5'i hemen açıkça yapsaydık işin içinden çıkarsaydık soruyu bitirseydik diye. Ama devam ediyorum ben. 2 üzeri 18 topladık. 19 1 çıkardık. 18 bölü 2 üzeri 5. Bunun sonucu nedir arkadaşlar? 218'den paydadakinin üstünü çıkarıyorum. Cevabım da 213. Cevabı da ne olarak yazıyoruz arkadaşlar? B seçeneği olarak işaretliyorum. Bir sonraki soruya baktığınızda arkadaşlar görebiliyorsunuz inşallah öyle düşünüyorum. Bu sayının çözümlenmesini istiyor. 5,082. Hemen yazıyorum. Şıklardan da gidebilirsiniz. Problem değil. Burası birler basamağı arkadaşlar. 5 çarpı 10 üzeri 0. Artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 1. azaltara gidiyorduk. Virgülün sağ kısmı dikkat edin. Artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde olacak. Bunu yazmaya gerek var mı? Yok. Şıklara bakıyorum. Yazmamız zaten. Arayacağım nokta nedir arkadaşlar? Dikkatli olun. Şıkları da yanına getirdim. 5 çarpı 10 üzeri 1 gitti. Evet. Devam ediyoruz. Ama burada eksi 2 olması gerekiyordu. 5 yakıda gitti. Bakıyorum. 10 üzeri eksi 2. Evet. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet. O zaman cevabı C seçeneği olarak işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiş yapıyorum. Şöyle yapalım. Bakın hemen vermiş. 0 5'i 5 bölü 10 olarak çeviriyorum. Üzeri eksi 4. Bölü 8. 2 üzeri 3 üzeri 8. Çarpı sonra yapalım. Buradaki ifadeleri sonra getirelim arkadaşlar. Şurada çarpı a demiş. Onu sonra getirelim. Çarpı a'da da diyelim. Boşuna gerek yok uzatmaya. Şurası arkadaşlar eksi olduğundan dolayı ters çevirir. 10 bölü 5. Üzeri 4. Aşağısı 2 üzeri 24. 5 ile 10 sadeleşir. 2 üzeri 4 oldu. 2 üzeri 24 çarpı a eşittir 1. Dikkat edin içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 2 üzeri 4 çarpı a eşittir. 2 üzeri 24. Her iki tarafı 2 üzeri 4'e böldüğünüzde a eşittir. 2 üzeri 24 bölü 2 üzeri 4'ten. Bu da 2 üzeri 20 olacaktır arkadaşlar. Hemen şıkkımı da işaretliyorum. 2 üzeri 20 diye. Bir sonraki soruya geçiyorum. 12 üzeri 6. Lütfen dikkat edin. İşlem nasıl gerekiyorsa o şekilde yazıyorum. 12 üzeri 6. Dördüncü sorudayız. 12 üzeri 6 bölü. Şurada bir eksi var. Görüyor musunuz? Eksi 3. Eksi 3 ne demektir? 9'u ters çevirdik. 9 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 3. Şimdi 9 ile 4 nedir arkadaşlar? Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 9 kere 4 36 üzeri 3. 36 nedir arkadaşlar? 6'nın karesi. Bunun da üçüncü kuvveti. Dikkat edin tepeler üstler aynı oldu. Üstler aynıysa tabanlar bölünür. 12 bölü 6 üst tek üst olarak yazılır. 12 bölü 6'dan 2 üzeri 6'ya dönüşür arkadaşlar. Cevabımız da 2 üzeri 6. Bunun ne olduğunu biliyoruz hepimiz. 64 e eşitti. 6 tane 2'nin çarpımına denkti. Hemen onu da işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiş yapıyorum. Bir sonraki soruda arkadaşlar basit bir soru modelimiz var. Orada bizden alan vermiş. O alan kaçta kaç? 9 parça ve 8 parçaya böldüğü söyleniyor. Şurada dikkat edin. Uzunluklar verilmiş. 8 eş parça ve 9 eş parçaya bölmüş. Benden bu parça isteniyor. O zaman 2 üzeri 10 bölü uzun kenarı 8 parçaya kısa kenarı 9 parçaya. Buradan başladık. Kısa kenarı 9 parçaya. Uzun kenarı 3 üzeri 9 da 8 eş parçaya bölmüş. Benden bunu istiyor arkadaşlar. Başka bir şey yok. Bunlar çarptığınızda alanı bulmuş oluyoruz zaten. 2 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 9. 9 yerine 3'ün karesi yazıyorum. 8 yerine 3'ün 2'nin 3. kuvveti yazıyorum. Tabanlar aynıysa çıkartıyorum. 2 üzeri 10 eksi 3 çarpı 3 üzeri 9 eksi 2. O da eşittir. 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 7. Dikkat edin üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Çarpıyorum. 6 üzeri 7. Cevabım 6 üzeri 7 D seçeneği. Bir sonraki soruya geçiyorum. Hemen bana formül vermiş. Formül biliyorum. Pi R kare. Dolayısıyla dairenin alanı. Hemen yerine koyup cevaba gideceğiz. Ne diyor bana? Pi R kareyi bul diyor. Pi R kare nedir? Yarı çap pi'yi 3 alınız diyor. Yarı çapı da vermiş 3 üzeri 5. Hemen bunun karesini alın. Ve işlemi bitirin arkadaşlar. Fazla uzatmaya da gerek yok. Üstler çarpılır. 3 üzeri 10 çarpı 3. Üstler toplanır. 3 üzeri 11. Cevabı da işaretliyoruz arkadaşlar. Yarı çap vermiş. Evet cevabı da 3 üzeri 11 olarak işaretliyoruz. Bir sonraki soruya geliyorum. Aşağıdaki üstü ifadeler hangisinin değeri diğerlerinden büyüktür? Şimdi arkadaşlar eksi 2 üzeri 4 bu özgür. Neden? Buna bağlı değil. Sadece 2 buna bağlı. O zaman bunun sonucu negatiftir. Bu A seçeneğiydi. B seçeneğe bakıyorum. 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2'ye eşittir. C şıkkına bakıyorum. Eksi 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazmış. Bunun da sonucu eksi 8'dir. D şıkkına bakıyorum. 3 üzeri eksi 1. Bu da 1 bölü 3 eşittir. Arkadaşlar negatifler küçük sayılardır. Onlara bakmama gerekiyor. 2 tane pozitif değerim var. 1 bölü 2 mi? 1 bölü 3 mü? 3'te 1 mi? 2'de 1 mi daha fazladır? 2'de 1 daha fazladır arkadaşlar. B seçeneği onu da cevapladım. 8. soruya geçiş geliyorum. Geçiş o yanlış oldu ama önemli değil. 4 üzeri x artı 1 çarpı 2 üzeri 5 eksi 3 x eşittir 1 sorumuz var. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 4 ve 2. 4 2'ye benzetilebilir. Yani 2 üzeri 2'nin x artı birinci kuvveti 2 üzeri 5 eksi 3 x eşittir 1. Bunlar çarpma halindeydi. 2 üzeri 2 x artı 2 çarpı 2 üzeri 5 eksi 3 x eşittir 1. Tabanlar aynısı üstleri toplarız. 2 üzeri 2 x eksi 3 x'i topladığımızda eksi x kalır. Artı 2 ile artı 1'i topladığımızda artı 7 kalır. Zaten cevap çıktı. <laughs> Şimdi 1 Nedir arkadaş? 2'nin kaçıncı kuvveti? 2'nin 0. kuvveti. Dolayısıyla buraya baktığınızda 2 üzeri 0 ile 2 üzeri eksi x artı 7 birbirine eşit olacak. Dolayısıyla tepeler birbirine eşit olacak. Eksi x artı 7 eşittir. 0 olması gerekiyor. 7'yi karşıya attığınızda eksi x eşittir. Eksi 7. O zaman x eşittir. 7 karşıma gelecektir arkadaşlar. O zaman bunun da cevabını 7 olarak işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiş yapıyorum arkadaşlar. 9. soru. 9. soruda da arkadaşlar gözünüzü korkacak türden bir soru değil aslında ama ne korkuyoruz. Sadece şuraya bir bakalım. Yukarıdaki çapı 20 mikrometre olan bir hayvan hücresi verilmiştir. Bunları yan yana yazın diyor. 20 mikrometre, 20 mikrometre bu şekilde gidecek diyor ve toplam 1 metre olacak. Şimdi bakın. 20 mikrometreyi önce metreye çeviriyorum. Çarpı 10 üzeri eksi 6 metre. Bunu yan yana yazdığınızda çarpı bunlardan kaç tane? Mesela 10 tane olsa bununla 10 çarpı 10 diyeceğiz. 100 tane olsa çarp. O zaman neyle çarpacağımızı bilmediğimiz için çarpı x eşittir 1 metre diyoruz. Yani bizden istediği şey x'i yalnız bırakıyoruz burada. Her iki tarafı aynı sayıya böldüğümüzde 20 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya böldüğümüzde sorunun cevabını zaten bulmuş oluyoruz x eşittir. 1 bölü 20 çarpı 10 üzeri eksi 6. 10 üzeri eksi 6 1 bölü 10 üzeri 6'dır. Ters çevirip çarptığımızda yukarıya geçecektir. 20. Şimdi 10 üzeri 6 ile 20'yi böleceğiz. Genelde öğrenciler burada sıfırları sadece değiştirirler ama sakın onda bir şey yapmayın. 10 üzeri 6'yı 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde çeviriyorum. 20. 10 üzeri 2 nedir? 100. 100 çarpı 10 üzeri 4 bölü 20. 20 ile 100'ü sadeleştiririm. Çıkan sonuç nedir arkadaşlar? 5. 5 çarpı 10 üzeri 4'tür. Bu x'in değeridir. Anlaştık mı arkadaşlar? Direkt çıktı. Cevap D, şey C seçeneği olacak arkadaşlar. 10. soruya bakıyorum. Şimdi yukarıda verilen üst ifadeler kaç tanesinin değeri birden büyüktür? Şimdi birinci ifade. 2 üzeri eksi 1. Bu nedir? Eksi. Çarpma işine göre tersini al. Yazdım. 2 nedir arkadaşlar? 0.2'nin eksi ikinci kuvveti. Bu ne demektir? İç kısmına bakıyorum. 2 bölü 10. Onda 2. Üzeri eksi 2. Bu nedir? Eksinin anlamı ters çevir. Çevirelim. 10 bölü 2'nin karesi. Bu nedir arkadaşlar? 10 bölü 2. 5 anlamına gelir. 5'in karesi 25. 3'e bakıyorum. Şimdi bu olmadı. 1'den büyük değil. Ama bu 1'den büyük çıktı. Devam ediyorum. 3'e. 3'ün karesi. Dikkat edin. Bu kare, bu eksi. Birbirine bağlı değiller. Sadece 3, 2'ye bağlı. O zaman bunun cevabı eksi 9. Bu da birden büyük değil. 4'e bakıyorum. Eksi 1 üzeri 5. Bunu zaten biliyorsunuz. Üstü tek olursa eğer sonuç eksi olacaktı. 5 tane eksinin çarpımı eksidir. 1. Bu da olmadı. O zaman cevabım sadece 1 tane olacak. Yani A seçeneğini işaretliyorum. Geçiyorum son soruya. 11. soruya geldiğimizde arkadaşlar. 2. 200. Artı. Yüzde 8. 0,08. Eksi. 8 çarpı 10 üzeri 1. 80. Artı. 10'da 3. 0,3. Onu yazdım. Bunun toplamı arkadaşlar 80,3'tür. Bunun toplamı 200,08'dir. Bundan bunu çıkar. Virgül alt alta, basamaklar alt alta gelecek şekilde yazdığımızda sonucu zaten bitirmiş oluyoruz. 8 buraya. 0'dan 3 çıkmaz. Elden alacağız. Elden alacağız. Elden alacağız. Bu elden aldık. 1 kaldı. Burası 10. Buna verdi 9 kaldı. Bu da buna verdi. Bu da 9 kaldı. Burası 10 oldu. Ondan 3 çıktı 7. 9'dan 0 çıktı. 9. 9'dan 8 çıktı 1. Burada zaten 1 kalmıştı. Cevap 119.78. Cevabı da C seçeneği olarak işaretliyorum. Arkadaşlar, isteklerinizi bekliyorum. Bizler sizler için varız. Yeter ki konuları öğrenin, daha üst başarı, hedeflerinize ulaşmaya çalışın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.